Uzman astrolog Şenay Yengel, aşkta şanslı ve şanssız olan burçları Magazin 8 için yorumladı. Emek verir ve maalesef kolay kolay karşılığını bulamazlar. Aşkta en şanslı burçlar hangileri? Genel anlamıyla aşkta şanslıdır diyebiliriz. Aşkı bir türlü bulamayan en şanssız burçlar neler? Aşkta şansı, mutluluğu yakalamaları oldukça güçtür. Uzman astrolog Şenay Yengel, aşkta şanslı ve şanssız olan burçları Magazin 8 için yorumladı. Daima mutluluğu er ya da geç yakalayan, aşkta yüzü gülen burçların başında gelir. Hangi burçlar aşk yönünden daha şanslı ya da kimlerin aşktan yana yüzü bir türlü gülmüyor? İşte ilk burcumuz koçlarla başlıyoruz. Aşkta en şanslı burçların başında koçlar gelir, fakat kendi ruhsal anlamdaki dengeyi sağlayamayıp kıskançlık ve baskıcı tutumlarından dolayı bu şansı değerlendiremeyip daima hayal kırıklıklarına uğrayabilirler. Cesaretli boğalar aşkta sarf ettikleri emeklerin karşılığını fazlasıyla alıyormuş. Sevgili boğalar, onlar Venüs'ün çocukları. Aşka daima emek veren, cesaretli adımlar atmaktan korkmayan boğa insanları genel anlamıyla aşkta şanslıdır diyebiliriz. İkizler burcuyla devam edelim. Fakat bu burcun temsilcileri aşkta biraz şıp sevdi. Aşkta son derece gel geç heveslerin peşine kapıldıklarından dolayı aşkta kolay talihi yakalayamayan burçların arasında gelir. Onların aşk için yapamayacağı bir şey yok. Kimden mi bahsediyoruz? Tabii ki yengeçlerden. Peki ne kadar şanslılar? Sevgili yengeçler, onlar ayın ışığını ruhlarında barındıran, aşırı derecede hassas ve duygusal yapılarından dolayı aşkta çok emek verir ve maalesef kolay kolay karşılığını bulamazlar. Başarılı oyuncu ve komedyen Ata Demirer de bir yengeç. Anlaşılan o ki uzun süredir bekar olan ünlü komedyenin aşktan yana pek şansı da yok. Ancak büründüğü rollerle tüm Türkiye'nin aşkını çoktan kazanmış bir isim. Benim saygısızlığa hiç tahammülüm yok. Orkestranın şefiyim ben be ya. Reisleriyim onların be ya. Tamam şef, anlaşıldı. Sıradaki burcumuz aslanlarla devam edelim. Aşkta zaman zaman hayal kırıklıkları yaşayabiliyor bu burcun temsilcileri. Aşkta tutkuyu da en zorlayıcı süreçleri de yaşayan burçların başında gelir. Çok sevip emek verdikleri ilişkilerde beklenmedik ayrılıklarla büyük hayal kırıklıkları yaşayabilirler. Eğer aşk yaşadığınız partneriniz bir başaksa şimdiden kolay gelsin diyelim. Zira bir başağın aşkını kazanmak için fazla fedakar olmalısınız. Aşkta karşı tarafın emeği daha fazla olduğu zaman mutluluğu yakalayabilirler. Takıntıları ve ilişkide kelimeleri esir eden tarzda yaklaşımlarından dolayı kendi baskın yönlerini törpülemedikçe kolay kolay mutluluğu yakalayamazlar. Fedakarlık demişken teraziler de son derece fedakar bir burç. Ancak karşılığı yoksa durum biraz farklı olabiliyormuş. Son derece romantik insanlardır. Onları da aynı şeyleri hisseden, aynı noktada konuşabilecekleri frekansı yakaladıkları anda büyük bir aşkta hayatlarını taşlandırabilirler. Ama kendileri sürekli fedakarlık yaptıkları ve karşılık göremedikleri noktada yanlış seçimlerinden dolayı mutsuzluklar yaşayabilirler. Aşkın sözlükteki karşılığı diyebiliriz onlar için. Akrep burçlarıyla devam ediyoruz. Aşkta daima mutluluğu sabırlı olabildikleri takdirde yakalarlar. Aşkı en güzel ve kalıcı haliyle yaşayabilen burçların başında akrepler gelir. Biraz çapkın, biraz şıp sevdi olabilirler, ancak gerçek aşkı buldukları anda yay burçları sonuna kadar sahip çıkarmış aşkına. Onlar duygularının hoşlanmakla aşkı zaman zaman karıştırıp son derece flörtöz ilişkiler içerisinde olabilirler. Ama aşkı buldukları anda emek veren yay insanı ömür boyu aşkı yaşayıp yaşatacak güçlü karakteriyle mutluluğu bulabilecektir. Oğlak burçlarıyla devam edelim şimdi de. Bu burcun temsilcileri için aşkta doğuştan şanslı diyebiliriz. Özellikle oğlakların ilk 10 gününde doğanlar aşkta doğuştan şanslıdırlar diyebiliriz. Onlar çok sevilecekleri, onların eksikliklerini, öfkeli yanlarını törpüleyen ilişkilerle daima mutluluğu er ya da geç yakalayan, aşkta yüzü gülen burçların başında gelir. Kovalarınsa şans pek yakınlarından geçmiyor maalesef. Düşünceleriyle kendilerine yapılmasını istemediği hiçbir davranışı eş veya sevgililerine yapmayan insanlardır. Maalesef ki bu yüzden aşkta şansı, mutluluğu yakalamaları oldukça güçtür.
Duygusal balıklar içinse aşk çocukları demek pek yanlış olmayacaktır. Aşka aşık insanlardır. Alınganlıklarını, kırılganlıklarını kendi işlerinde yaşamayıp paylaşmayı başardıkları anda aşkta da şansı yakalayabilirler.